Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Şimdi sizlerle açısal momentum dediğimiz kavrama bir göz atacağız. Bununla ilgili olarak tabii ki güncellemeler var. Hedef ve kazanımları dikkatli okumaya çalışıyoruz. Hani satır aralarında söylenmek istenen şeyleri yakalamaya çalışıyoruz. Bir bakalım, tekrar edelim nedir ne değildir diye. Artık hani kavram üzerine gidiyorlar ya, biz de o kavramları geliştirmeye, oturtmaya çalışacağız. Şimdi bir soruyla girmek istemişim ben. Hareket halindeyken vücudumuzun şeklini değiştirerek süratimizi kontrol edebilir miyiz? Bu ne anlamda? Hemen tabii örneklerini veriyorum. Mesela buz pateni yapan sporcunun dönüş hareketi yaparken kollarını ve bacaklarını kapaması ne gibi bir sonuç oluşturur? Mesela böyle hani eli kolu açık şekilde dönen kadın ya da erkek sporcu birden böyle kollarını, bacaklarını vücuduna yakın şekilde belli bir eksen etrafında toplayacak şekilde kapatırsa birden dönüş hızı, açısal hız dediğimiz hız artış gösteriyor. Bunun nedenini hani bulmaya çalışacağız. Ya da tramplenden suya atlayan sporcunun, hani televizyonda görüyoruz ama biz belki de gittiysek bir göl kenarında, işte deniz kenarında atladığımız bir iskeleden denerken hani böyle birden takla atamıyor insan. Zannediyor ki atlayan kişi hani o taklayı kendi kaslarıyla öğrendiği özel hareketlerle falan yapıyor. Aslında değil arkadaşlar. Olay tamamen fiziktir. Olay açısal momentumun korunumu ile ilgilidir. Siz atladığınız anda şeklinizi değiştirebilirseniz, yani böyle kendinizi daha küçük hale, top gibi bir hale getirebilirseniz dönüş hızınız açısal olaraktan artış gösteriyor. Sonra tekrar düzeldiğinizde kolunuzu bacağınızı atlayıp da diyorum, açıp da atlamaya hazır hale geldiğinizde birden bir yavaşlama oluyor. Yani ne demek istediğimi, yani YouTube'dan bakabilirsiniz. Tramplen atlayışı, olimpiyat falan filan bir şeyler yazın. Yani mutlaka karşınıza örnek olarak gelecektir. İşte tramplenden suya atlayan sporcunun takla atmak için vücudunu toplaması ve sonrasında suya girerken açması, bunların ciddi örnekleri oluyor. Şimdi biz tabii momentum deyince çizgisel momentumla açısal momentum biraz birbirine karıştırılır. Şimdi onu hatırlataraktan ilerlemeye çalışmışım. İtme ve çizgisel momentum konusunda cismin hareket halindeki eylemsizliğini momentum olarak tanımlayabiliriz demişiz. Hatırlayalım demişim. Cisimlerin doğrusal bir yörüngede belirli bir hızla giderken sahip oldukları momentuma çizgisel momentum denir. Hani neydi? P eşittir m çarpı v şeklinde düşünüyorduk, konuşuyorduk. Benzer şekilde bir eksen etrafında belli bir açısal hızla dönen, bakın belirli bir eksen etrafında belli bir açısal hızla dönen cismin de momentumu vardır. Dönen cisimlerin sahip olduğu bu momentuma açısal momentum diyoruz. Dönen cisim olması gerekiyor. Belirli bir eksen etrafında dönen cisim olması gerekiyor. Şimdi efendim, sonuç olarak bir cismin açısal hızından dolayı sahip olduğu momentuma açısal momentum denir. Bir başka yaklaşım da, burada biraz ayrık olduğu için gülen surat koymuşum, çizgisel momentumun oluşturduğu tork olmasıdır. Bakın dikkat edin. Buradan tabi almam lazım. Çizgisel momentumun oluşturduğu tork. Yani böyle bir yaklaşım var. Sembolü büyük harfle L olup vektörel bir büyüklüktür. Yönü cismin döndüğü düzleme dik olup sağ el kuralıyla bulunur. Bakın burada nasıl ifade etmişiz. Şimdi bir nokta etrafında R kadar uzaklıkta dönen M kütleleri ve V hızına sahip bir cisim var. Bunun momentumu nedir? M çarpı V'dir. Hemen şuradan gideyim bak. Çizgisel momentumun oluşturduğu tork demiştik. Şu noktaya göre benim momentumum mv, dik uzaklığım r, bunun oluşturduğu tork sanki, değil mi, mv çarpı r şeklinde ifade edilebiliyor. Saat yönünün tersine şekilde dönüş var burada. Hemen bu düzlemi kendimize referans olarak alırsak, bakın şöyle kağıt üzerinde döndüğünü hayal edelim böyle. Bakın o zaman ne olacak? Baş parmağım tabii ki de, yani sonuçta açısal momentum vektörünün yönünü gösterecek. Daha önce de açısal hızla alakalı olarak böyle bir şey söylemiştik. Ona da lütfen dikkat. Şimdi burada bu biraz şu satır arkadaşlar, üniversite düzeyinde. Bu beni çok ilgilendirmiyor aslında ama nereden geldiğini görmenizi istiyorum. Burada R'nin önde olmasıyla P'nin önde olması arasında fark vardır. Bu çok ciddi bir farktır. Bunu üniversiteye gidip de temel mühendislik dersleri, fizik, yani gördüğüm bir bölüm okursan, yani orada ne demek istediğimizi anlayacaksın. Ya da ne demek istediğimi anlayacaksın. İlk önce referans noktasına göre yerini belirliyoruz. Ondan sonra bakın momentum vektörünü gösteriyorum. Bu sırayla oluyor. Hani şöyle yaptığınız zaman, bakın şöyle, şu baş parmağımın, şöyle göstereyim, baş parmağımın olduğu noktayı, şurayı,
Yani şöyle baş parmağımı saymazsam, yani şurayı referans olarak kabul edin. İlk önce dönen cismin yerini belli ediyorum. Burada diyorum konum vektörüyle. Sonra da ucuna momentum vektörünü ekliyorum ya. İlk önce bu vektör, sonra bu vektör. Yani bu sırayla oluyor arkadaşlar. O zaman siz bunu böyle gösterme hakkını elde ediyorsunuz. Bu senin karşına gelecek bir detay değil. Belki de hani bunu öğretmen adayı alan arkadaşlarım için söylemiş olayım. Yani burada siz şunu şöyle yazamazsınız arkadaşlar. P çarpı R diye yazamazsınız. Kafanıza göre değil bu. Aman ha. Şimdi biz bunu böyle yaptık ya. Bak sonra ne yapmışım? Lise düzeyine iniyoruz. Hani lise sonların bilmesi gereken, hani ya da ÖSYM'nin sınavına hazırlanan arkadaşlarımın bilmesi gereken, yani mezun grup arkadaşlarıma da seslenmiş olayım. Bu satıra geliyoruz. O zaman tabii ki de çarpmada değişme özelliği söz konusu olabilir, konuşulabilir. Ha, sonra R aynı kalsın. P yerine MV koyduk. Klasik. Bu her yerde olan ispattır zaten. Ondan sonra bakın M'yi çıkardım. R'nin yanına. Şuradaki V'yi açıyoruz. Nasıl oluyordu bu? Şimdi çembersel hareket yapan vatandaş için çizgisel sürat 2 pi R bölü T diye yazılıyordu. Hatırlayın bunu. Ben dedim ki bunu sevmem. X eşittir VT'den gidelim demiştim. Bir tur atarsanız aldığınız yol 2 pi R, yani çevre kadar olur. Bir tur atınca da geçen süre büyük T, yani periyottur demiştik. V eşittir burada 2 pi R bölü T demiştik. Sonrasında şurası, uzatmayayım artık, açısal hız olarak daha önce defalarca kullandığımız bir şey sonuçta. V eşittir omega çarpı R'ye geliyor. Bunu yerine koyuyoruz aslında. Şöyle bir şey oldu. Baktığında bir daha bir toparlama yaparsak işte ve yani omegamız burada dursun. Mr kare dediğiniz anda bence bu noktasal cismin eylemsizlik momentini bilmenizde çok büyük fayda var. Çünkü belirli bir eksene göre ben bu eylemsizlik momenti ile ilgili olarak şöyle bir şey derim hep ben. I eşittir nokta 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 çarpı, hani belirli bir eksen etrafında R kadar uzaklıkta dönen M kütleli bir vatandaş için böyledir. Şuradaki sayı değişir arkadaşlar. 1 bölü 2 olur, 1 olur. Sallıyorum şu anda. 3 bölü hani 5 olur. Bilemem. Ama hep emre kare formatında olur. Şimdi bu noktasal cismin eylemsizlik torku ya da momenti dediğimiz kavram. Bunu bilmekte fayda var. Bence referans olur bazı noktalarda. Şimdi ne oluyor o zaman? L neye döndü? Galiba buraya I dersek, yani I'yı da hadi başa alayım, fark etmez. I çarpı omega şeklinde oldu. Bakın bu skaler bir büyüklüktür, eylemsizlik momenti dediğimiz şey. Bu vektörel, bakın bu da vektörel. Daha önce bunun yönüyle ilgili sağ el kuralıyla bulunur demiştim. Yani burada da o zaman sen bunun yerine yanına, yani böyle omega'yı da burada gösterebilirsin. İkisinin hani birbirinden yön aldığını burada bir kez daha görüyoruz. Şimdi ilerlersek açısal momentumun korunumu. Yani neden korunduğunu konuşacağız. Doğrusal bir yörüngede sabit hızla hareket eden bir cismin çizgisel momentumu sabittir. Sürekli olarak çizgisel momentumla ilgili bağlantı kurmak istiyorum. Sabittir. Cisme dışarıdan bir net kuvvet etki etmediği sürece, yani bir itme yani olmadığı sürece çizgisel momentum değişmez, yani korunur diyoruz. Peki sabit momentumla hareket eden bir cisim İç patlama sonucunda parçalara ayrıldığında da aynı şeyi söylemiyor muyuz? Olay öncesindeki momentumla olay sonrasındaki momentum toplamı birbirine eşittir diyoruz. Bu zaten bizim çizgisel momentum korunumu dediğimiz kavram. Bunu bir hatırlatalım. Niye burada anlatıyorsun? Yani bu kavrama gelebilmen için senin bunu hatırlaman gerekiyor. Birbirine karıştırmaman için iki bilginin çok net birbirinden ayrılması gerekiyor. Onun için yapıyorum bunu. Şimdi gelelim. Benzer şekilde işte buradaki gibi düşünelim, aynı mantıkla düşünelim diyoruz. Çembersel hareket yapan cisimlere dışarıdan etki eden net bir tork yoksa, yani döndürücü etki olarak onu, yani döndürürken hızlandırabilecek ya da onu yavaşlatabilecek bir tork yoksa, yani cismin dönüş hareketini hızlandıracak, söylemişim burada zaten, veya yavaşlatacak bir etki yoksa cismin açısal momentumu korunur. Şimdi belirli bir eksen etrafında dönüyoruz ya. Şimdi baktığınız zaman hani böyle yaptığımızda şurada bir açısal momentumumuz var. Bunun korunduğunu konuşacağız. Şimdi çok güzel bir takla var burada, minik bir ispat var, ona bir bakalım. F net eşittir ma dediğimiz yerde F net eşittir, ilk önce kırmızıya odaklanalım arkadaşlar. F net eşittir m çarpı ivme dediğiniz şey hız değişimidir. Hatırlayın, a birçok yerde hız değişim, birim zamandaki hız değişimi diye geçer. Birim zamanda bizim için saniyedir ya. Ama sen bunu 10 saniye yaparsın. Burada da atıyorum hızın 50 metre bölü saniye değişir. O zaman ivmen 5'tir mesela. Hani gibi.
Burada delta v bölü delta t derken aslında ivmeyi farklı şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Şimdi her iki tarafı da r ile çarpıyorum. Niye? Burada r yarıçaplı yörüngede dolanıyorum ya, elde edeceğim bir kavram olacak. Burayı r ile çarptık, burayı da r ile çarptık ya, bir baktım bak burada bu böyle dönerken hani böyle bir etki olarak bu cisme böyle hani nasıl diyeyim kuvvet uygulayıp onu ittiğini düşün, tamam mı? R yarıçaplı yörüngede o zaman bir tork oluşturmuş oluyorsun, ona lütfen dikkat et. O zaman F net çarpı R dediğin şey bu cisme uygulanan net torktur. Tork işaretini de biliyorsunuz böyle ters çizilmiş yani iki yani şeklinde ya da Arap alfabesinde H harfiydi galiba bu. Bu şekilde ifade edebiliyoruz. Ters çizilmiş iki gibi. T çizmeyin, karışır arkadaşlar. Normal T çizmeye kalkmayın. Torkun T'si böyle gösteriliyor T ile. Şimdi bu net tork oluyor. Buraya baktığın zaman da ne oluyor işte bak. M, V, R diyoruz ya burada. Burada çok net biraz önce yani şöyle yapmıştık ya işte R çarpı momentum demiştik. R çarpı MV demiştik. Orada MVR şeklinde de karşımıza gelmişti. Yani birkaç sayfa önce diyelim artık. Şimdi burada hızdaki değişim söz konusu olursa MVR var ama zamana göre değişim konuşuyoruz. İşte biz buna tabii ki de açısal momentumdaki değişim diyoruz. Ha, geldiğimiz nokta ne şu anda? Peki net tork açısal momentumda değişiklik oluşturuyor ama net tork sıfırsa ne olacak? İşte bu noktada cevabımızı zaten yazılı olarak vermiştik. Net tork yoksa açısal momentumda da değişiklik olmaz. Yani açısal momentum korunur diyoruz. Yani bu kavram önemli. Bizim için dışarıdan bir etki yoksa, net tork sıfırsa açısal momentum korunur. Nasıl yazabilirim o zaman? Yani net tork sıfırsa delta L eşittir sıfır dedik ya. Dışarıdan müdahale yoksa açısal momentum değişmiyor. O zaman cismin açısal momentumu için delta L eşittir 0 dediğinde bu değişim demektir. O zaman bir şeyin delta olarak yazıldığı durumda L son eksi L ilk yazdık ya eşittir 0 diye. L ilk eşittir L son oldu yazılabilir. Bu durumda ne olacak? Omega 1 çarpı hani ilk momentumu hani ben şöyle demiştim ya I çarpı omega diye. İlk durumu kastetmek için 1 yazdım. I 1 çarpı omega 1. I2 çarpı omega 2. Başa geri dönelim arkadaşlar. İşte buz pateni yapan sporcunun eli kolu açıkken yani sonuçta belirli bir eksen etrafında dönüyor ya. Şöyle bir eksen etrafında döndüğünü düşünelim. Siz vatandaşı yani şöyle diyelim. Vatandaşın kolunu bacağını o eksenden hani ne kadar uzaklaştırırsanız eylemsizlik momenti o kadar artar. Bunun yapacağı şey ne oluyor işte? Kolunu kapatıyor böyle ya da ne bileyim yani başının üstünden şöyle birleştiriyor, böyle yapıyor. Ayaklar kapanıyor işte nasıl diyeyim, o zaman da bu eksene yakın hale getiriyorsun bütün kütleyi. İşte o zaman da I'nın düştüğünü söyleyebiliriz. Bu genel kuraldır. Bakın I dediğiniz şey işte hani sayı nokta 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 çarpı emre kare diyoruz ya, kütleden kaçış yok. O zaten sporcunun kütlesi. Ama şu etrafında döndüğünüz eksene yakın hale getirirseniz kütleyi, R küçülmüş olur. O zaman I da küçülmüş olur. İşte burada eğer böyle bir şey yaparsanız yani I'yı küçültmeyi başarırsanız elinizi kolunuzu bacağınızı hani neyse işte yani döndüğünüz eksene yani sonuçta yaklaştırarak o zaman açısal hız bunu dengelemek için artmak zorunda kalacak. Bu fiziktir arkadaşlar. Kendiliğinden olur. Ha, sporcuya düşen görev de tabi bu da kolay değil ama hani başının dönmemesini sağlamak için olayın nasıl olduğunu anlamak, öğrenmek. Şimdi bir gene de yazmışım ben işte. Bir eksen etrafında dönen bir cismin kütlesini küçültürseniz ya da kütleyi dönüş eksenine yaklaştırırsanız I küçülür. Adamın ya da kadının orada I yani kütlesinden hani sonuçta bir şeyi koparıp atacak hali yok ya. Yani kendi vücudu sonuçta kütleyi değiştiremiyoruz, onu geç. O zaman kütleyi dönüş eksenine yaklaştırırsanız işte kolu bacağı kapatmak, o zaman I küçülür. Buz pateni yapan sporcu, taburede oturan çocuk mesela, okulunuzda bu deneyi yapmış olabilirsiniz öğretmeninizin gözetiminde ya da evde varsa öyle dönen bir sandalyeniz ya da tabureniz. İlk önce kolunu bacağını açarsın taburenin üstünde otururken, birinden seni döndürmesi için yardım istersin. Ondan sonra belli bir hızda seni döndürdüğü anda kolunu bacağını bir kapatırsın, birden yani açısal hızının arttığını görürsün. İnsan çok şaşırıyor buna. Zannediyor ki kolunu bacağını kapattığı zamanki oluşan etkiyle oluyor ama değil. Şimdi gelelim sürprizimize. Açısal ivme arkadaşlar. Bu kavram neden hani nasıl diyeyim pompalanıyor, zorla hani müfredata sokuluyor bilmiyorum. Açısal momentum zor bir kavram zaten.
gerçekten her yerde doğru düzgün detaylı bir şekilde anlatılmıyor. Ha, ben de başarabiliyor muyum onu da bilmiyorum artık. Hani yorumu sizde. Yani şimdi bu açısal ivme dediğiniz şey, ben normal ivmeyi anlatamıyorum insanlara ya da insanlar zorluk yaşıyor. Bir de açısal ivme nedir arkadaş yani? Yani bir yerde bunu kısın, bir yerde bırakın. Yani neyse. Tork ve eylemsizlik momenti arasındaki ilişki. Bu kavram yeni girdi. Biliyorsunuz bu sene 12. sınıfların kitabında var. Şimdi dönen cisimlere çizgisel hız vektörü doğrultusunda bir kuvvet uygulanırsa cisimlerin çizgisel ve açısal hızlarında bir değişim olur. Hani bir dışarıdan tork uygulanmazsa açısal momentum korunur demiştik ya. Hani uygulanırsa ne olur diyor. Yani tork olursa ne olur? Nasıl etkileri olur? Onu konuşmak istiyor aslında. Şimdi tabii ki de çizgisel hızın birim zamandaki değişimine çizgisel ivme, açısal, asıl bizi bağlayan şey bu. Açısal hızın birim zamandaki değişimine ise açısal ivme denir. Zamanında ben bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu kitaplara dahil değilken, hedef ve kazanımlarda yokken ÖSYM zamanında bunu sormuştur. Yani burada bir gönül bağı var arkadaşın, yani inatla buradan sonrası var. Yani gelebilir, haberiniz olsun. Açısal hızın birim zamandaki değişimine açısal ivme denir. Açısal ivme yani alfa harfiyle gösteriliyor. Bakın şöyle çizgisel ivmeyi delta v bölü delta t ile gösteriyorsun ya, delta t kısmı zaten aynı. Hızdaki değişim yani bana ivmeyi veriyor, çizgisel ivmeyi veriyor. Açısal hızdaki değişim de o zaman açısal ivmeyi verecek. Açısal yani hızla alakalı bir şey. Buna lütfen dikkat edin. Mesela çok basit bir örnek, çok basit. Yani bunu ben örnek olarak bile hani sonuçta inceleyebilirim ama şöyle yapalım. Şuradan şöyle geleceksin, diğer tarafa geçeceksin, tamam mı? Şuradaki açıları ben de şuradan tam orta noktaya, K noktasından serbest bırakılan bir cisim var, L noktasından geçecek. Şu açılar da arkadaşlar teta teta olsun, tamam mı? Şimdi buradan buraya geldiğinde diyelim ki T sürede geçiyorsan, bence burası artık T üssü olur ve T üssünün açıkçası hızlandığı için T'den küçük olduğunu ben söyleyebilirim. O zaman bak, birim zamanda taranan açılar aynı, görüyor musunuz? Yani del omega dediğimiz şey. Çünkü çizgisel hız ve açısal hız kavramlarını biliyoruz ya, açısal hız senin taradığın açıyla alakalı. Şimdi sen burada aynı açıyı tarıyorsun ama giderek daha kısa sürede tarıyorsun. O zaman senin açısal ivmende artış var burada mesela. Yani giderekten aynı zamanda daha fazla açı taramak şeklinde de konuşulabilir. Aynı açıyı daha kısa sürede taramak şeklinde de olabilir. Orada bizim açısal hızımızda değişiklik var. Giderek artış var. Tabii ki de burada bunları böyle çok havalı bir şekilde yazabilirsin ama şurada konuştuğum cümleler aklına yatıyorsa bu iş olmuş demektir. Şimdi bakalım. Bununla ilgili şimdi korkmayın bundan. Bu devlet kitabında olan bir şey ne yazık ki. Şimdi belirli bir eksen etrafında dönen noktasal cisimden bahsediyoruz. Nedir? Kütlesi efendim m, hızı v. Bir tane uygulanan, bak o hız vektörüyle aynı yönde olan, sürekli olarak yarıçapa 90 derece olan uygulanan bir kuvvet olsun. Şimdi siz bir cisme onun hız vektörüyle aynı doğrultuda yani bir kuvvet uyguladığınız zaman onun hızında bir değişiklik oluşturursunuz. Burada tabii bir sürü etki var. Uygulanan kuvvetin bir eksen etrafında döndürme etkisine tork denir. Bunu biliyoruz. Burada şimdi bir tork var. Net bir şekilde bir tork var hem de. Merkezcil kuvvetinin o noktasına göre torku yokken, bakın çembersel hareket yapan bir cisim için konuşuyoruz. Çembersel hareket yapıyorsanız o çembersel hareketi yapmanız için yani bir net kuvvetin olması gerekiyordu yarıçap doğrultusunda ve içeriye bakan, ona merkezcil kuvvet diyorduk. Bunun o noktasına göre bir torku yokken uygulanan F kuvvetinin vardır. Buna lütfen dikkat edin. Bu kuvvetin oluşturduğu tork, bu kuvvetin derken uygulanan kuvvetin oluşturduğu tork, cismin açısal hızında değişiklik oluşturduğundan buna açısal ivme oluşur deme hakkını elde ediyoruz biz. Şimdi efendim bakın, cismin çizgisel hızında da değişiklik olduğundan diyoruz. Bak şimdi burada böyle yaptığın zaman bunu hızlandırıyorsun ya, o zaman A eşittir delta V bölü delta T, klasik ivme tanımımızı yazalım. Peki bizim V eşittir omega çarpı R demiştik ya, yarı çapında bir değişiklik yok. Eğer hızlı bir değişiklik olacaksa, yani bunda delta V var diyorsanız, burada o zaman o değişiklik olacak. Yani açısal hızında bir değişiklik olacak. O zaman burası delta V oluyor gördüğün gibi. Tamam. İlerleyelim bakalım. Bunu ayırabilirim yani dikkat çekmesi bakımından. Buna biz biraz önce
Açısal ivme demedik mi? O zaman bakın çizgisel ivme ile açısal ivme arasında bir ilişki varmış. Şöyle bir ilişkiyi bulduk. Şimdi tırsmayın. Bunu belki de okuldaki öğretmeniniz yani anlatmamış olabilir. Bilmiyorum. Kimseye suç bulmayayım. Çünkü anlatan öğretmen arkadaşların olduğunu da biliyorum. Yani hedefe kazanımlara dikkat ediyor. Devlet kitabına giren her satırı aynı benim gibi inceliyor. Ne mutlu öyle öğretmenlerimize, ne mutlu onların öğrencilerine. Şimdi böyle bir kavram var. Bu devlet kitabına girmiş durumda. Şimdi uygulanan kuvvetin torkuna bakalım tekrar. Şimdi bu kenarda duruyor. Bunu kullanacağız birazdan. Uygulanan kuvvetin torku, tork eşittir F çarpı R'dir. Direkt olarak yazdık. F yerine ma yazıyoruz. Çünkü kuvvet varsa ivme var. O çizgisel ivme ile alakalı olarak. Tork eşittir M çarpı A çarpı R dışarıda duruyor. Şimdi bu senin çizgisel ivmendi ya, onun yerine açısal ivmeye nasıl hani etki ediyor ona bir bakacağız. Diyelim ki sen buradan buraya geldiğinde belirli bir açı tarıyorsun ya T sürede. Daha sonra aynı açıyı taramak üzere geçen süreyi ayrıca konuşacağız. İşte buradaki yansıması da açısal ivme olmuş oluyor. Bunun yerine bunu yazıyoruz ya. Bakın ne oldu? M var. Dikkat. R var. R var. Onları toparlarsan emre kare şeklinde geldi. Şimdi bu açısal ivme kenarda duruyor. Buna da zaten mecburum ben. Belirli bir yarı çapta dönen noktasal cisim ya bu. Buna da eylemsizlik torku diyordum. Eylemsizlik momenti diyordum. Bakın tork eşittir. Yani eylemsizlik momenti çarpı açısal ivme geldi. Açısal ivmede değişiklik oluşturan etkiye biz tork da diyebiliyoruz. Yani torkun dönen cisim için yani anlamı daha da farklılaştı. Tekrar edelim, başına karşına gelebilir bu. Yani haberin olsun. Torkla açısal ivme arasında bağlantı bulduk arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tork varsa açısal ivmede değişiklik var. Türkçesi bu. Yani sen orada açısal ivmeden bahsedebilirsin. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi sıra geldi açısal momentumla ilgili olarak günlük hayattaki yani örnekleri, günlük hayatımızdaki yeri orada bunu daha iyi anlayacağız. Bundan korktuğumuz için şu anda anlatımına özen gösteriyoruz. Tüm detayını veriyoruz. Zamanla ÖSYM buna ne kadar önem veriyor göreceğiz. Ona göre de biz de yapılanacağız. Ama bu sene ilk kez geldiği için tehlikeli bir şey. Burada uyarı veriyorum. Lütfen bunu atlamadan inceleyerek, özümseyerek, ara ara bakarak tekrar gözden geçirin diyorum. Başımıza dert olmasın. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.